Merhaba arkadaşlar. Sağlık alanında istatistik dersimizin son ünitesi olan sağlık alanındaki özel istatistikler konusu için iki adet sunu hazırladık. Bu sunularda genel hatlarıyla konuyu inceleyerek kitabımızı tamamlayacağız. Ünitemizdeki ana konu başlıklarımız şu şekilde olacak. İlk olarak giriş kısmıyla başlıyoruz. Ardından hastalıklarla ilgili insidans, prevalans gibi kavramlarla istatistiksel hesaplamaları içeren hastalıklarla ilgili istatistikler konusunu inceleyeceğiz. Tanı testleri ve rok eğrisi yöntemini tanımladıktan sonra ilk sunumuzu tamamlayacağız. İkinci videomuzda ise koruyucu sağlık hizmetleri, sağlık hizmetleri düzeyini gösteren istatistikler, yaşam tabloları, hastalık ve ölüm nedenlerinin uluslararası sınıflandırılması ve son olarak hastanedeki sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi konularını inceleyeceğiz. İnsanoğlu zaman içerisinde her tür veriyi toplamış, işlemiş ve enformasyona dönüştürerek etkin bir biçimde kullanma çabası içerisinde olmuştur arkadaşlar. Fakat ham materyal olarak tanımladığımız veri belirli işlemlerden geçirilmeden çoğu zaman fazla bir anlam taşımaz. Verinin belirli işlemlerden geçirilmesine veri işlem, işlemden geçirildikten sonra elde edilen ürüne ise enformasyon adını veriyoruz iyi nitelikli bir enformasyonsa doğru, tam, güvenilir, kullanılabilir, ekonomik, yararlı, basit ve güncel olmalı, zamanında elde edilebilmeli ve de denetlenebilir olmalı. Sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi için gereken veriler farklı kaynaklardan elde ediliyor. Bunlar sağlık kayıtları ve araştırmalardır arkadaşlar. Sağlık kayıtları genel olarak ...nüfus, ölüm, doğum, çevre koşulları, sağlık kurumları, sağlık personeli, hastalıklar ya da hastalıklarla ilgili rutin kaynakları olarak tanımlanabiliyor. On binlerce hastalık çeşidi, görülme sıklığıyla, yer, zaman ve kişisel özelliklere göre dağılımları hakkındaki veriler... ...sağlık hizmetlerini örgütleme, yürütme, tekrar yapılandırma, planlama... Ve alınan önlemlerin etkinliğini ölçme ve değerlendirmede kullanılıyor. Dolayısıyla toplumun sağlıkla ilgili dinamiklerini belirlemede hastalıklar ve hastalıklara ilişkin istatistikler çok büyük önem taşıyor. Elde ettiğimiz sağlık verilerinin güncel, doğru ve güvenilir kaynaklardan elde edilmesi gerekiyor. Bu verileri değerlendirirken de hastalıkların bölgelere Sosyokültürel ve ekonomik özelliklere ve zamana göre dağılışlarını dikkate almamız lazım. Slide'da hastalıkların kurumlar, bölgeler ve ülkeler arasında karşılaştırılmalarını olanak sağlayan... ...bazı istatistikler görüyorsunuz arkadaşlar. Belli bir zaman dilimi içinde hastalık ve hasta sayısı farklı olabileceği için... ...hastalık hızları e, hastalık ve hasta için ayrı ayrı olarak hesaplanıyor. İncelenen belli bir süre içerisindeki hastalık hızları... Prevalans hızı ve insidans hızı olarak iki farklı biçimde hesaplanabiliyor. Fatalite hızı ise belli bir hastalıktan ölenlerin o hastalığa yakalananların sayısına oranlanmasıyla elde ediliyor. Hastalıkların ortaya çıkmasında etkili olan etkenlerle hastalık arasındaki bağımlılığı ve birlikteliği değerlendirmek amacıyla geliştirilen olanlar sağlık alanında sıkça kullanılıyor. Bunlar arasında ot oranı, göreli risk oranı, ve atfedilen riski sayabilirim. Sağlık alanında erken ve doğru tanıyla hastalıklara zamanında müdahale ve hastalıkları etkin bir şekilde tedavi etmek çok önemli. Tanı testi ise bir hastalığın nedenini belirlemek amacıyla kullanılan laboratuvar tekniklerine, klinik gözlemler veya özgün gereç ölçümlerine bağlı olarak yapılan değerlendirme yöntemlerine verilen genel bir isim arkadaşlar. Belli bir referansa göre medikal testin değerlendirilmesi için hesaplanan oranları duyarlılık oranı, özgürlük oranı, pozitif belirleyicilik oranı, negatif belirleyicilik oranı, yalancı negatiflik oranı, yalancı pozitiflik oranı ve doğruluk oranı olarak sıralayabiliriz. Medikal testlerde sonuçlar her zaman hastalık var ya da hastalık yok veya bir hastalığın ortaya çıkmasında etken var veya ya da etken yok biçiminde ortaya çıkıyor. ROC eğrisi yönteminde tanımlanmış belli bir aralıkta değerler alan sürekli değişkenin hastalığın tanısının konulmasında etkin bir biçimde kullanımı amaçlanıyor. Ve bu yöntem tanı testi performanslarının değerlendirilmesinde ve karşılaştırılmasında çok yaygın olarak kullanılıyor. ROC eğrisinin elde edilmesi ise şu şekilde arkadaşlar. Önce e, tanı koymak amacıyla kullandığımız bir değişkenin değişim aralığı içerisinde aldığı tüm değerleri sırasıyla kesim noktası olarak kabul ediyoruz. Ardından hesaplayacağımız duyarlılık değerlerini testin yanlış pozitif oranına karşı noktalıyoruz ve hesapladığımız değerler yardımıyla ROC eğrisine ait grafiği çiziyoruz. Koordinat sisteminde y ekseninde tanı testinin gerçek pozitif değeri e, yani duyarlılık x ekseninde ise yanlış pozitif değeri yani özgürlük yer alıyor. Her kesim noktasındaki doğru pozitif ve yanlış pozitife karşılık gelen noktalar birleştirilerek ROC eğrisi çiziliyor. Kesim noktasının gerçekten hastayken bu hastaların ne kadarının hasta olarak nitelendiğini belirleme oranına pozitif belirleyicilik oranı, kesim noktasının sağlam olarak nitelediği birimlerden gerçekten ne kadarının sağlam olduğunu belirleme oranına negatif belirleyicilik oranı ve e, gözleme alınan tüm olgulardan gerçek durumlarını belirleme oranına ise doğruluk oranı adını veriyoruz. Bu oranlardan yararlanarak her bir tablo için göreli risk oranı hesaplanıyor. Üzerinde çalışılan tanı testinin hiç ayırma yeteneği olmadığı durumda roka eğrisi altındaki alanın beklenen değeri 0.50 oluyor. Mükemmel bir testse Sıfır yanlış pozitif ve sıfır yanlış negatifle alanın değeri 1'dir arkadaşlar. Test bu iki değerin arasında bir alana sahip olmalı. Bu alan 1'e ne kadar yakınsa tanı testi o derecede hasta ve sağlam bireyleri ayırma yeteneğine sahip oluyor. 05'e ne kadar yakınsa hasta ve sağlam bireyleri ayırma yeteneği de o derece kötü olmuş oluyor. E, slide'daki şekilde ideal ve kötü performansa sahip Rock eğrisi grafiklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, böylelikle sağlık alanında istatistikler, e, sağlık alanındaki özel istatistikler ünitemizin ilk sunumunu tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.